Bu videoda bu sene oynayıp en çok beğendiğim oyunları konuşacağım. Bir sıralama yapmadım ama potansiyelin altında kalanlar, güzeller ve süperler olmak üzere 3 ayrı sınıfa ayırdım. Potansiyelinin altında kalanlar. Final Fantasy 16. İnanılmaz stilistik ve akıcı bir kombatı var. Ben çok sevdim aksiyon tarafında. Evet, tipik bir Final Fantasy oyunu değil. Rol yapma kısmından da iyice kopmuş. Dünyası biraz boş kalmış. Pek yaşamıyor gibi. Ki bu kaçındıkları bir şeydi aslında. Bizim anlatacağımız hikayenin, tasarladığımız görevlerin çapı belli. Bu oyun açık dünya yapmak yersiz olur. Bomboş, ölü bir açık dünya yapmak zorunda kalırız deyip açık dünya tercihinden vazgeçmişlerdi. Ama bu haliyle bile kaçındıkları dertlerin içine düşmüşler. Böyle genel olarak bir kararsızlık ve acele içerisinde tasarlanmış gibi hissettiriyor bu oyun. Çok çok daha iyi olabilirmiş ama sadece aksiyonuyla, kombatıyla ve aşırı gaz müzikleriyle bile beni etkilemeyi başardı. Yılın potansiyelinin altında kalan oyunlarından bir diğeri de Hogwarts Legacy. Harry Potter bir edebiyat uyarlaması, kökeni kitap. Biz bu dünyayı kitaplardaki ve filmlerdeki güzel karakterlerle, hikayelerle tanıdık, sevdik. Ve bu dünyada kendi karakterinle açık dünyaya dalacağın bir aksiyon RPG oyunu oynayacaksın dendiğinde beklentiler yükseliyor tabii. Hikayesi bir fan hikayesi tadındaydı. Karakterler, diyaloglar da çok zayıf ve ruhsuzdu. Anlatım daha da beter. Koca Hogwarts'ı falan yapmışsın oyunda ama doğru dürüst bir sinematik bile yok. Ya dümdüz plan plan konuşan kafalar izliyoruz. Hikaye tarafında özellikle çok büyük bir potansiyel harcanmış. Hogwarts çok güzel ama sadece görsel olarak. Ya dekor olarak kalmış, çok daha yaşayan bir hale sokabilirlermiş. Ama bunlara rağmen güncel bir muadili olmadığı için eğlenerek oynayabildim. Bu dünyada gezinerek vakit geçirmek ve özellikle büyüyle savaşmak çok zevkli geldi. Bir noktadan sonra sıktı tabii, düşman tipleri bence yetersiz kalıyordu ama eğlenceliydi yine. Potansiyelin altında kalma konusunda Hogwarts Legacy için söylediğim çoğu şey Jedi Survivor için de geçerli. Ama bu oyunun hikayesi, anlatımı çok daha iyi, onu çok net söyleyebilirim. Yeni kılıç duruşları ve yeteneklerle oyunun kombatı zaten çok daha güzelleşmiş. Ama keşif hissi çok zayıftı. Oyuncuyu ödüllendirme konusunda gerçekten berbat bir oyundu. Yani süreyi uzatmak için oyuna eklenen çok fazla ıvır zıvır içerik vardı ve bunların arkasında doğru düzgün çalışan bir motivasyon olmayınca da maalesef yürümüyordu. Yani ben de çalışmadılar en azından. Ama eksiklere rağmen Hogwarts gibi Star Wars'un da ayrı bir büyüsü var. Işın kılıcıyla savaşan bir karakter ile ilerleyeyim, bir hikaye olsun, aksiyon olsun, ortalama üzeri bir tecrübe sunulsa bile ben eğlenirim. Yani daha iyi olabileceğini bildiğinizde üzülüyorsunuz ama mükemmele yakın oyunlarla da nadiren karşılaşıyoruz. Starfield çok güçlü bir yılın oyun adayıydı ama hem şahsen beklentilerimin altında kaldı hem de çok fazla güzel oyun çıktı bu sene ve Starfield kaybolup gitti. Yani rol yapma öğeleri zayıftı, diyalog seçimleri bir rol yapma oyunundan çok macera oyunu diyaloğu gibiydi. Çok büyük bir oyundu, yapacak çok şey vardı evet. Ama aynı zamanda yapacak hiçbir şey yoktu, yani böyle hissettiriyordu en azından. Gezegenleri keşfetme namına yetersiz olmasından gezegene indiğinizde araç kullanamamanıza kadar Starfield'ın beni kaybettiği çok nokta vardı. Ama evet, oyunda yapacak çok şey olduğu için yeterince kurcaladığımda yine keyifle oynayabileceğim görevler bulup kendi kafamda roleplay yaparak bir şekilde güzel vakit geçirebiliyordum. Özetle Starfield da bu yılın iyi oyunlarından biriydi ama potansiyelinin altında kalanlardan da. Hatta prodüksiyon, sunum kalitesiyle falan sektörün bile gerisinde kaldı, eski hissettirdi. Viewfinder fotoğrafları bir nevi canlandırıp oyunun dünyasına yerleştirebildiğimiz bir bulmaca oyunu. Temel mekanik çok iyi ama biraz daha geliştirip çeşitlendirmek, oyun tecrübesini zenginleştirecek destekleyici unsurları arttırmak gerekiyordu bence. Yani böyle daha az tekrara düşecek şekilde geliştirseler ve güzel hikaye ve anlatımla paketleseler bir klasik bile çıkabilirmiş bu oyundan. Bu yıl oynayıp beğendiğim oyunlardan ama Viewfinder'da potansiyelinin altında kalanlardan. Şimdi gelelim güzellere. Sea of Stars. Eski klasik RPG'lerden, özellikle bu eski konsol RPG'lerinden bolca ilham alan, bu klasiklerin en güzel yanlarını modern bir oyunda birleştirip karşımıza sunan bir oyun Sea of Stars. Yani özel yapım nostalji hizmeti. Güzeldi, keyif aldım ama bana çok yeni bir şey sunamadı. Ya o yüzden beğenmeme rağmen benim için yılın en iyi bağımsız oyunu değildi. Ki hem Golden Joystick'te hem de The Game Awards'ta yılın indisi seçildi. Bu oyunu yapan Sabotaj Studio'yu The Messenger oyunundan tanıyanlar vardır. O da yine retro oyun oyunlardan ilham alan bir oyun ama özellikle mizah anlayışıyla, dördüncü duvara yıkan anlarla falan bir kendine has bir kimlik yaratıyordu. Güzel, ayrıştırıcı bir dokunuşu vardı ele aldığı retro tema üzerinde. Ama Sea of Stars'da ben bunu çok çok daha az hissettim. Bunun eksikliğini gördüm. Evet, çok güzel bir 90'lar Japon RPG'si yapmışlar. Ama ben şahsen buna doymuş biriyim. Eski Japon RPG'lerine doymuş biri değilseniz çok çok seversiniz. Ha, doyduysanız bile sevebilirsiniz tabii, siz bana aldanmayın. Oyun güzel.
Pizza Tower sanat tasarımıyla kendine has bir görünüm yakalayabilen az sayıda oyundan biri ve inanılmaz detaylı animasyonlara sahip. Görsel olarak çok doyurucu, platform mekanikleri çok temiz işliyor. Pizza Tower'da eski bir oyundan ilham alıp o oyunu modern zamanlara taşıyan bir yapım yine. Ülkemizde çok fazla bilinmeyen Wario Land'in etkisinde geliştirilmiş ama Wario'dan aldıklarına kendine özgü bir şeyler de katabilmiş. Gerçekten tutkuyla geliştirildiği çok belli. Yani işini severek yapan küçük ekiplerin projeleri bir başka oluyor gerçekten. Büyük şirketlerin oyunlarında bu tadı yakalamak zor. Cocoon, ya ben Playdead oyunlarını çok seven biriyim. Cocoon'u da Inside ve Limbo'nun lead game designer'ı Jeppe Carlsen ve yine Playdead'den ayrılan başka bir ismin yer aldığı küçük bir stüdyo geliştirmiş. Dünyalar arası sıçrama yaptığımız mekanikler var. Dünyalar küçük kürelerin içinde, onları alıp taşıyabiliyoruz. Atmosfer olarak çok kuvvetli bir bulmaca macera oyunu. Inside ve Limbo'nun aksine burada işin içerisine biraz aksiyon da katmışlar. Boss savaşları da var ve hiç fena değil gerçekten. Playdead oyunlarını seviyorsanız mutlaka bakın. Benim bu yıl oynayıp en sevdiğim indie oyun Cocoon oldu açıkçası. Alan Wake 2 girişi çok zor bir oyun. Ya başlangıçta gerçekten çok sıkıldım, devam etmekte zorlandım. İlk oyunda bu kadar sıkılmamıştım herhalde diye düşündüm. İlk oyunu kurup başlangıcını bir daha oynadım ve gerçekten şu an bile baktığımda daha akıcı ve sürükleyici geldi başlangıcı. Mind Place denen yerden zaten nefret ettim. Biliyorum çok fazla seven de var ama şahsen çok tempo düşürücü ve keyifsiz bir unsurdu bence oyunda. Oynanış tarafında da ilk oyun gibi zayıftı. Yani yine tekrara düşen bir yapı vardı. Yani Alan Wake 2'nin en böyle parladığı kısmı oynanış değil kesinlikle. Ama sıkıcı girişi atlattıktan sonra hikaye anlatımı, atmosferi, sanat tasarımı ve bazı bölümleriyle falan gerçekten ikonik anlar yaşatmayı başardı. Ya bu oyunun da tutkuyla yapıldığı çok belli. Her oyunda görebileceğiniz sıradanlığın dışına çıkan, kendine has kimliği olan bir oyun ve böyleleri de kolay kolay gelmiyor. Ayrıca bu yılın en güzel gözüken oyunlarından da biriydi. Tabii bu güzelliği bize aktarırken sponsorumuz Nvidia'nın Ray Tracing ve DLSS gibi performans arttıran, oyun deneyimini güzelleştiren teknolojilerinden de faydalanıyor. DLSS 3.5 dediğimiz şey yeni bir yapay zeka modelinin desteğiyle ışın izlemeyi farklı bir boyuta taşıyor. Yani artık path tracing devreye giriyor. Dinamik aydınlatmanın kalitesi büyük oranda artıyor. Yansımalarda, gölgelerde artık detayın da detayı temiz şekilde fark edilebilir hale geliyor ve oyun görsel olarak güzelleşirken GPU yükü şişmiyor. Tersine düşüyor ve sonuç olarak hem aldığınız FPS'yi hem de görsel kaliteyi arttırıyorsunuz. Bu arada yeni PC alma planınız varsa Vatan Bilgisayar ve Nvidia'nın topladığı şöyle bir sistemimiz de var. İçerisinde GeForce RTX 4060 ekran kartı, 12. nesil Intel i5 işlemci, Asus Prime serisinden bir anakart ve Western Digital'in Blue serisinden bir SSD yer alıyor. Kasanın linki de açıklamada. Spider-Man 2 prodüksiyon kalitesi üst düzey bir oyun. Bu sene hiç ara vermeden soluksuz oynayıp bitirdiğim oyunlardan biri oldu. İlk oyuna göre geliştirdikleri şeyler var. Hala can sıkan yanları da var ama en azından zayıf ve tekrar düşen içerikler çoğunlukla yan içeriklerle sınırlı kalmış. Bu yüzden çok kritik değil bence bu durum. Spider-Man 2'nin de potansiyelinin altında kaldığını düşünüyorum bu arada ama ilk etapta saydığım oyuna kadar değil. Yani Spider-Man'in güçlü yanları sunduğu oyuncu tecrübesi çok daha derli toplu. O yüzden Örümcek Adam'ı güzel oyunlar kategorisine hiç düşünmeden yerleştirdim. Resident Evil 4 duyurulmadan önce de yapılması gerektiğini düşündüğüm bir remake'ti. Çünkü grafik olarak yenilemenin ötesinde karakter kontrolünün, aksiyonun şu an için aşırı kütük olduğunu düşünüyordum. Remake'i oynadıktan sonra da iyi ki yapmışlar dediğim bir remake oldu. Ya tertemiz şekilde oyunu modernleştirmişler. Ben oyunun aşırı fanatiği değilim ve ufak değişimlere de açım. Yani böyle orijinalle oyunun arasındaki bazı farklardan dolayı memnun olmayan insanları da gördüm. Kendinizce haklısınızdır, bir şey diyemem. Ama bence XXX neredeyse kusursuz bir remake. Müthiş bir yeniden yapım ama neticede daha önce tecrübe ettiğim bir oyun. Eski bir oyun. O yüzden zirveyi şahsen yeni oyunlara ayırmak istiyorum. Bu yüzden de Resident Evil 4'ü süperler kategorisine sokmadım. Ve şimdi de süperler. Super Mario Bros. Wonder. Şahsen iyi bir oyunun sürprizlerle dolu olması gerektiğini düşünürüm. Yani hikayeyle, oynanışla, neyle olursa olsun iyi oyun fazla tahmin edilebilir olmamalı. Sürekli kendini yenilemeli ve yeni sürprizlerle benim oyun tecrübemi güzelleştirmeli. Super Mario Bros. Wonder da bu konuda resmen şov yapıyor. O kadar çok farklı oynanış unsuru var ki fikir kusan bir oyun. Ya bu oyundaki bazı mekanikleri alıp her birinden birkaç oyun çıkarırsın. Ya birden fazla oyunu taşıyabilecek kadar çeşitliliğe sahip bence. Yani Mario oyunları çok sık çıkmıyor ama çıktığında da böyle çıkıyor işte. Ya burada bir kafa karışıklığı olması da, bir yan serileri falan da katarsanız çok fazla Mario oyunu var. Ama ben ana oyunlardan bahsediyorum. Mesela son 3D Mario oyununun üzerinden 6 sene geçti. Daha yenisi duyurulmadı bile. Wonder'dan önceki son 2D oyun da 10 sene önce falan çıkmıştı ki son çıkan 2D oyunları da genel
standardın altında kalmıştı bu arada. Wonder'la tekrar çıtayı yükseltmişler. Muazzam bir oyun yapmışlar ama bence bu oyunun en büyük derdi boss savaşları. Ya çok tekrara düşüyor. Keşke platform bosslarında da aynı standartları koruyabilseler. Geri kalan iki süper oyunumuz da Tears of the Kingdom ve Baldur's Gate 3. Bu iki oyunda karşılaştığımız sorunlara, durumlara karşı o kadar çok alternatif çözüm sunuyor ki ya şöyle yapsam ne olur, bunu desem ne derler, bir dakika ya bunu yapabiliyor muyum gerçekten, oha diye sürekli sürpriz üzerine sürpriz yaşadım. Baldur's Gate 3'te bu özgürlüğü ağırlıklı olarak hikaye ve karakterler üzerinden yaşıyorsunuz ama hayal gücünün peşinden koşarak özgürce role bürünme durumu sadece işin hikaye kısmında kalmıyor. Savaşlar da farklı şeyler denemeye, farklı çözümler bulup farklı roller bürünmeye fazlasıyla açık. Yılın başında Baldur's Gate 3 hayvan gibi oynanacak, yılın oyunu seçilecek falan deseler çoğumuz inanmazdık. Yani çok iyi bir oyun olacağına benim şüphem yoktu ama bu tarz bir oyunun ana akımda bu kadar kabul görmesini asla beklemiyordum. Gerçekten çok büyük bir iş başardı. Zelda'ya gelecek olursak, Zelda'nın sunduğu özgürlük de en başta oyun fizikleriyle, oyunun açık dünyasındaki nesnelerle oynayarak bir şeyler ürettiğin, geliştirdiğin mekaniklerden geliyor. Etrafınızda gördüğünüz nesneleri birleştirerek çeşit çeşit silahlar, araçlar yapabiliyorsunuz. Üzerine bu tasarımları recall gibi özelliklerle kombinleyip yaratıcılığınıza bir kapı daha açabiliyorsunuz. Ya bize verilen tüm oyuncaklar birbiriyle etkileşime girmeye müsait şekilde tasarlanmış. Seyahat, savaş, bulmaca, her şeye farklı yaklaşımlar üretmek mümkün. Yeryüzünde, yer altında ve gökyüzünde geçen usta işi bir oyun tasarımına sahip olan bir oyun. Baldur's Gate RPG üzerine, Zelda'da açık dünya aksiyon macera üzerine ustalık belgesini dükkanının girişine asmış oyunlar benim için. Tabii şunun da altını çizeyim, iki oyunun da derinliği size bağlı. Yani siz ne kadar kazarsanız, kurcalarsanız o kadar derine inersiniz. Oyunun sunduklarını keşfedersiniz ama dümdüz böyle çok fazla hayal etmeden, kurcalamadan koştur koştur oynarsanız iki oyunda size standart gelebilir. Böyle oyunların keyfine tam varabilmek için küçük bir çocuk gibi aşırı meraklı olup, farklı ihtimalleri merak edip, hayal edip yapmaya girişmeniz şart. Oyun oynamanın en saf, en tatlı halini yaşatan, hayal gücünü ödüllendiren oyunlar bunlar. Yani hayal ettiklerinizi gerçekleştirebiliyor olmanın verdiği motivasyon inanılmaz bir şey. Ve bu iki oyunda zirve yapıyor. Hayal gücünü öldüren oyunlarla dolu bir sektörde maalesef böyleleri her zaman gelmiyor. O yüzden bu iki oyunu övmenin sonu gelmez. Listemiz bu kadar. Abone değilseniz beklerim. Bu arada Enes'in kanalında dev bir kadroyla oyun dünyasında yılın enlerini seçtik. Yakında yayına girer veya çoktan girmiş bile olabilir. Haberiniz olsun. Bekleriz. Görüşmek üzere.